Arkadaşlar merhaba. Hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Herkese öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yayınımıza başlamadan önce sizlere kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yarın 22.00'da uzman diyetisyen Merve Altay ile Kutay Çalışkan arkadaşımızın Covid-19 sürecinde sağlıklı beslenme konulu canlı yayınımıza katılımlarınızı sağlamanızı istiyoruz. Hocamız geldi bu arada. Bağlanıyor. Selam. Merhaba hocam. Nasılsınız? Ne habersiniz? İyiyiz çok şükür hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Bizler de iyiyiz. Ee, biliyorsunuz e, yani çok da değişik bir şey yapmıyoruz. Yani evlerdeyiz, evlerde kalıyoruz. Kalmaya <laughs> Aynen, çalışıyoruz. Sizlerle, sizler mi evdesiniz? Ne kadar tesadüf. <laughs> ne tesadüf. Tes ne tesadüf değil mi? Peki. <laughs> Aynen öyle. Ne, neredesiniz siz? Makedonya'da mı? Yok ben Bursa'dayım. Bursa Aa, sen, sen Bursa'dasın. Ee, evet. Şey, peki ne oluyor şu an Vizyon Psikoloji Kulübü sayfasından yayın yapıyoruz? Aynen öyle. Vizyon Üniversitesi. Hı -hı. Vizyon Üniversitesi nerede? Makedonya'da. Gostivar'da. evet Gostivar'da. Benim e, atalarımın Yugoslav olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz tabii ki. Bilmiyordum. Tanışacağız bu akşam inşallah hocam. <laughs> Hep birlikte. Peki sen giriş yaptın mı yoksa yapacak mıyız? Yok yapayım eğer izniniz olursa hocalarıma teşekkür canım, etmek olur isterim. Mu? Tabii ki tabii ki lütfen. Teşekkür ederim. Sizlerle bu platformda bizleri buluşturan başta rektörümüz Sayın Profesör Doktor Fadıl Hoca'ya, rektör yardımcılarımız Profesör Doktor Abdülmecit Hoca'ya, Profesör Doktor Hasan Hoca'ya, Profesör Doktor Mensur Hoca'ya, Profesör Doktor Zoran Hoca'ya, Biraz uzun tuttum ama kusura bakmayın. Estağfurullah ben zaten hayır ben şu an üniversitede nasıl bir halde olduğunuzu düşünüyorum. Yani sanki böyle hani böyle şövalyelerin arasından geçermiş gibi hissettim sizi hani. Profesör, profesör, profesör. Hocalarım çok değerli hocalarımdır. Eminim buradan bizi izliyorlarsa Kesinlikle. da çok çok selam söylüyoruz onlara. Evet. Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanımız Doçent Doktor Kadın Hanım'a ve bütün hocalarıma bizi kırmayıp yayına katıldığınız için siz değerli hocama çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Bunu çalışmış mıydın bu arada? Evet, çalışmıştım. Tamam, <laughs> olmak gerekirse. Aa, süpersin ya, kıyamam, süper. <laughs> yani şey güzel. E, nasıl söyleyeyim sana? Yani şimdi bugün sunum teknikleri konuşacağımız için söylüyorum. Evet. E, evet, güzel bir sunum. Mesela buna, bu sunumu yaparken biraz fonatiğe dikkat edebilirdin ama içerik olarak çok başarılıydı bence. Gel senden başlayalım bu konuya. Senin olur, merak çok iyi şeyler... olur. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Mesela fon fonetik olarak ne demek biliyor musun bu fonetik? Ee, şimdi şöyle düşün. Bebekler nasıl seslerde uyuyorlar? Sabit bu... sesler değil evet. mi? Mesela işte çamaşır makinesi böyle, ya da işte fön makinesi pşş, tamam mı? Ee, yani... Evet. Şimdi o, o tip seslerin fonetik yapısı nasıldır? Daha böyle düz değil mi? Evet. Ama konuşma sesi genellikle bir yükselen, bir alçak, tonlama, alçak gidiyorken, <laughs> evet. anla, aynen öyle. Yani fonetik ses yapısı tonlama. Buna mesela çok dikkat etmek lazım. Mesela sana e, mesela üç üç kere ardarda profesör 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 diyeceğim. İki farklı şekilde diyeceğim. Hangisinin daha etkili olduğunu sen söyle bana. Şimdi başlıyorum mesela. Tamam. Profesör, 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 profesör. Dört kere dedim. Mesela bir de şöyle bir şey var. Profesör da 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 da, Profesör da 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 da. <laughs> profesör de Anladın mı? Yani olayda şey var. o fonetik yani hani çıkıyorum aşağı iniyorum. Öyle bir şey var yani ve bence kesinlikle evet. güzel bir sunum olabilir. Bu bu şeyde biraz sunum konuşacağız. Hani evet. çünkü siz psikoloji öğrencileri olarak veya işte hayatınızda ne yaparsanız yapın, iyi bir sunum için bir küçük bir taktiğiniz olmalı yani. Güzel sunum, güzel taktikler gerektirir. Evet efendim, Hale. o yüzden güzel bir başlangıç yaptık. Sorularınız var mı? Sorularım var ama öncelikle sizden konuyu dinlemek isteriz. Ha, Eleştiriyi soru... açığım bu arada. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Muhteşem başladın. Eleştiri değil yaptığım, evet aslında biraz eleştiri ama yapıcı bir eleştiri. Çünkü benim de hala yaptığım birçok hata var ve evet. e, bu 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 hataları insanların reaksiyonuna belki de onlara ulaşma biçimine e, inceleyerek orada e, ya doğru mu yaptım ben bunu falan diyebiliyorum o yüzden e, hani şöyle bir şeyden bahsedeyim sana e, bir gün e, sunum halinde çıktım ve işte konuşma yapacağım yer bana dedi ki işte projeksiyon kullanacak mısın? Evet. Ben genellikle sunumlarda projeksiyon kullanmıyorum bu arada. Neyse tabii o günde kullan o günden sonra kullanmamaya başladım. Ya birinci slaytı geçiyorum, ikinci slaytı geçiyorum. Herkesin gözü slaytta tamam mı? Herkesin. Evet. Ve baktım ki ben konuşunca slayta bakılması benim dikkatimi dağıtıyor. Allah Allah ya nasıl bir narsizmse bu. Neyse, ondan sonra tabii göz kontağı. Göz ya yok, göz kontağı önemli. Değil. Önemli olan hani ben hani böyle deli dolu hareket ederken tamam mı? Ve ee, bir şeyler anlatma heyecanındayken orada insanların e, maalesef böyle projeksiyona bakmaları bence algılarını dağıtıyor. Ana noktayı kaçırmalarına sebep oluyor. Evet. Ve şöyle enteresan bir şey de var. Ee, konularımı çok belirleyen bir adam değilim ben. Yani mesela buraya geldim, şu an ne konuşacağım bilmiyorum. Sadece konuşuyorum. Ee, o yüzden e, hani belli teknikler var. Onlardan bahsedeceğim Sen Nasıl sudum yaparsa ya da nasıl Instagram canlı yayını yaparken ya neden bahsedecektim falan deyip böyle bakmadan e, bahsedebilirsin. Onlardan bahsedeceğim. Mesela ilk taktiğim şu. Farkındaysan seninle konuşmaya girerken e, küçük bir e, şey küçük bir enstantane yaşadık değil mi? Yani eminim ki eğer bizleri izliyorlarsa onlar da küçük bir tebessüm etmişlerdir. Ve çok güzel bir giriş yaptın mesela. Ama sonrasında işte ben dedim ki sana bak böyle yapsaydın olur muydu? Aslında konuşmamızın içeriğini insanlara ilk başta vermiş olduk. Farkında mısın? Evet. Aynen. İkincisi. Mesela sana şey dedim. Ben de hatalar yapıyorum dedim. Farkında mısın? Hı. Evet. Ben de hatalar yapıyorum dememin sebebi birincisi gerçekliğe dayanması. Bu işin. Evet. Benim hata yapıyor oluşum. Gerçekten hata yapıyorum çünkü. İkincisi ee, ben de insanımı göstermek artık e, sunumların eğer bizim mesleğimizi yapıyorsan sunumların olmazsa olmazı vazgeçilmezi yani çünkü insanlar seni böyle hani ya bu adam her şeyi biliyor gibi dinlemiyorlar ki bu zaten e, bu görüşü üstüne yapıştırmak da e... <laughs> bu arada e, Hasan e, Hasan Hocam, Bey yazmış evet. tamam evet evet e, Hasan Hocam Tam da benim profili'mi dıfı dıfı getirdirdin diyor. <laughs> çok iyi. Ya Profesör böyle Doktor Hasan be. hocamıza teşekkür ediyoruz. Evet hocam selamlar saygılar inşallah bir gün tanışacağız. Yani işte bak bundan bahsediyorum yani mesela hocamın yazdığı yorum bile hani şey öğrencilere daha samimi geldiğinin ve bu konuda o mesleki duruşun peşinden koşup insanların çok fazla işin içinde kendini kaybetmediği bir yerde olduğunu gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Her zaman, her zaman akademik hayatta tabii ki böyle şeyler vardır yani ünvanlarla alakalı ama işte öğrencilerle iletişime geçerken bu beceriler de tecrübeyle kazanılıyor tabii ki. Hocam da bunu bize göstermiş oldu. Yani mesela bak sunumlarda şöyle enteresan bir şey daha var. Şimdi insanlarla konuşurken birine bildiği bir şeyi söylemek benim sunum mantığımda gereksiz ve zaman kaybı. Yani cümlelerimizi çok iyi seçiyor olmamız lazım. Çünkü insanların algılayabileceği belli aralıkta kelimeler var. Yani belleğimizin bu konuda kendini sağlama aldığı bir çalışma düzeni var. Neden biliyor musun? Şu an durduğumuz bölümde bile Yüzlerce uyaran var ve bu yüzlerce uyaran belki işte e, seni bulunduğun duruma odaklamaktan kaçırabilir. Bu yüzden belleğin ne yapıyor? Sadece işe yarayanları alıyor. Doğru mu? İşte doğru. Sen bu kadar insan teşekkür ederim. Bu kadar insanla konuşurken o insanlar sana ilk önce bir puan verecekler. ...ilk sahneye çıktığın zaman ve o puanı nasıl verecekler? O puanı onlara ya çok enteresan bir bilgi vereceksin konuşmayı açtığın zaman, onların işine yarayabilecek bir şey. Ya onların yaşadığı ve senin bunu ayrıntıya döktüğün ve hayal etmelerini sağladığın küçük bir destekleyici bir fark, farkındalık yaratacaksın. Örnek veriyorum işte, işte pazar günü yaptın diyelim etkinliği tamam mı? Ben sahneye çıktığım zaman söylediğim şey şudur mesela bir şey anlatmadan evvel. Yani pazar günü buraya geldik. Eğer pazar günü buraya geldiyseniz büyük ihtimal evlerinizde değilseniz büyük ihtimalle bana ihtiyacınız var diyorum ve insanlar evet. da bu, bu, ne yapıyorlar? Ee, aa lan hani bu adam manyak diyorlar ve biz konuşmaya başlayabiliriz diyorlar demek ki. Aslında şaka bir yana. Olay bir de şu, gerçekten o gardlarını indirmek lazım. O deminki bellek dedim ya, bellek filtreleri var. O bellek filtrelerini insanlara çıkarttırıp, aa bugün eğleneceğiz demek. E, galiba samimiyet. En, samimiyet diyorlar buna. Evet ama ben Hı -hı. biraz daha teknik bir olay olarak bakıyorum buna. Yani e, samimiyet bir yerden sonra akademik e, bilgileri veya işte nasıl söyleyeyim sana yani bilimsel bilgileri kaçırıyor olabilir. Çünkü birini fazla gevşetirsen de o kişiye bir şey anlatamazsın. Evet. O yüzden onun arasını yakalamanın belli teknik şeylerinden bahsedeceğiz. Sen sorularına girmek ister misin? Mesela ilk sorumla başlayayım. Söyle hadi. Bir şey unutursak mesela söyleyeceğiz canlı de, ama <laughs> ama unuttuk nasıl bunu canlı yayına aktettirmeden ya. nasıl söyleyeceğiz? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir rezil oldum ben. Anlatamam. <laughs> yani bir rezil oldum. Ee, en son ilk, ilk ilk rezilliğimi anlatıyorum sana. okuldayım tamam Hatta videosu var. Belki onu bulabilirsem internete de yüklerim. Bütün arkadaşlarım o olaydan sonra psikolog olmaya karar verdiğimi düşünüyor. Ee, yani yerli malı haftasıydı hatırlıyorum. Ee, bir şiir okuyordum. Şiiri de bilirim yani. Neyse ondan sonra ben, ben o şiire başladım heyecandan unutmuşum yani. Unutmuşum. Sonra görüntüde de babam o sıra çekmiş. Görüntüde hoca böyle elimden mikrofonu kapıyor. Beni böyle koluyla itiyor. Tamam diyor, unuttuysan otur yerine diyor. E, bildiğin çocukluk travması yani. Tabii hikaye böyle olunca ne oluyor? Evet. E, ben de unutmakla alakalı ve sahne önüne çıkmakla alakalı çok yoğun korku yaşayan bir adamdım yani. Çok ciddi korku yaşayan bir. Adam. Hala da çok heyecanlanıyorum. Ama Hatta konuşma bozukluğu olan bir adamım kekemeyim ya yani. bu kadar ben yani car car, car konuştuğuma bakma yani kekemeliğim var idi hala da heyecanlandığım zaman olur Tabii bu hikayeden sonra dedim ki ya unuttuğum zaman bir şeyler yapmam lazım ne yapabilirim sahnede unuttuğum zaman aa en akıllıca şey unutmaktan bahsedebilirim dedim mesela <laughs> yani ne olursa olsun konu konuyu unuttum demek unutkanlığa girmek veya birinin sana hatırlatmasını sağlamak sunumda canlı yayında bu takipçilerini de böyle uyandırıyor. Yani öğrenen hani öğrenen kısmından katılan kısma geçiyorlar ve katılımcı kısmında insanlar daha çok öğreniyorlar. Evet. Evet ve çok evet yani Tayfun abi gelmiş. Aynen öyle heyecan başarının anahtarıdır. O yüzden heyecanlanmak gerekiyor. Bravo. Ee, yani o yüzden burada eğer unutursan unutmakla birinci yöntem unutmakla alakalı konuşabilirsin. Çünkü mesela e, bazen çok basit şeyleri unutabiliyoruz. İşte evet. işte bunu nereye koydum, şunu nereye koydum, bunun şifresi neydi falan filan değil mi? Evet. O, o tarz zamanlarda ben kendimde bir taktik kullanıyorum. Çok işe yarıyor. Ee, taktik şu: Hatırlamayı bırakıyorum. Çünkü hatırlamak, a hatırlayamıyorum. Bak aklından gitti gibi bir e, ifadeyi bizim zihnimizde tekrarlatıyor. Aslında evet. hatırlamaya çalışmıyoruz. Biz ne kadar aklımızdan gittiğine şaşırmaya başlıyoruz. Doğru mu? Şaşırmaya Doğru. başlıyoruz ve he, evet. bak seni dahil ettim mesela şu an. İşte o yüzden ne oluyor? E, hemen bir şey unuttuğun zaman konuyu değiştir, dakikalar içerisinde aklına gelir. Büyük ihtimalle sunumda da unutkanlıktan bahsederken beynin hatırlamaya çalışmadığı için Tekrar otomatikman hatırlamış olacaksın aslında. Yapma dediğimiz olayları ısrarla yapıyoruz. Bu da onun gibi bir şey mi? Beyne olumsuz sinyali verince? Ya şöyle be nasıl anlatayım sana? Mesela bu dönem herkes diyor ya elinize yüzünüze dokunmayın. daha Elinizle evet. yüzünüze dokunmayın. Evet. Bak insanlara çoğu yüzüne dokunmaya işte şöyle kaşımaya işte şey yapmaya falan çok müsait. Şey, Çünkü evet. neden? Uyarıldılar uyarıldılar o yüzden. Yani kimse örnek vermenek vermez. Saçlarınıza dokunmayın. Denirse o zaman yaptığınız şey ne oluyor biliyor musun? Böyle fark etmeden bilinç dışı olarak hani şöyle bir dokunuyorsun yani. Ben şu an böyle tabii, tabii ben şu an bir yapay bir e, hayali saça dokunmak zorundayım ama. Evet, var mı başka sorun? Sunum sırasında güçlü ve etkili bir şekilde e, beden dilimizi de kullanarak nasıl sunum yapabiliriz? Beden dil bak ee, psikoloji anlatıcılarında beden dili çok önemli. E çünkü insanlar bir şeyi ne ne kadar iyi anlarlar biliyor musun? Onlara ne kadar e, veri verirsen, duyularına ne kadar dokunabilirsen o kadar iyi anlarlar. Yani evet. hem do hem dokunup, mesela sana, sana bir şey anlatıyorum, ben örnek veriyorum, omzuna dokundum. Emin ol, omzuna dokunduğum zaman sana söylediğim şeyleri bir hafta sonra daha fazla hatırlarsın. Evet. İşte o yüzden daha etkili. Tabi şimdi seyirci ya mesela bak Mustafa Kemal'e bak videolarını seyret tamam mı? Mesela işte ülkelerin kralları geliyor işte hükümetlerin başkanları geliyor falan adam her zaman nasıl yapıyor biliyor musun? Başaklarına dokunuyor mesela eğiliyor onlara bir şey söylerken. Çok teknik bir şey ama tecrübeyle öğrenilen bir şey tabii ki. İşte sistematik olarak bunu e çoğu insana nasıl uyguluyorsun? İşaret diliyle uyguluyorsun. İşaret dilinden kastım şu işaretin bir dili var. Yani, mesela ben... dokunmayın dediniz. Bakma Bak, şey. bak görüyorsun. <laughs> <yani> ben <laughs> mesela hani mesela ben konuşurken sana mesela şunu yapıyorum farkında mısın? Evet. Bu nasıl bir hareket? Bu aslında benden çıkıyor ve sana gidiyor. Doğru mu? Evet. Hmm. Bu küçük bir beden dili aslında. Benden çıkıyor ve sana gidiyor. Ya da işte demin fonatik tonlamayı anlatırken sana nasıl şey yapıyordum? Bak, hop diyordum aşağı gidiyordum. Hop diyordum aşağı. Şu an da bile aynı şeyi yapıyorum. Aynen. O yüzden e, yani işin beden dili gerçekten çok önemli. Hikayeyi anlatırken benzetmek, işte elinle tasvir etmek, tarif etmek, e, bu konuda sahnede her yere hakim olmak için bir müzisyen gibi sağdan sola yürüyor olmak ya da mesela soru sorduğun insanı işaret edip e, ondan cevap alırken ee, mesela bu konuda küçük bir şekilde ona yöneliyor olmak, eğiliği olmak bu konuda çok e, insanların dikkate alındığını gösteriyor. Ve dikkate alınan insan da dinliyor. Dinlenen insan da öğreniyor zaten. Aynen öyle. Peki sunuma başlamadan önce nasıl beslenmemiz gerekiyor? Sunuma başlamadan önce nasıl beslenmeniz gerekiyor? Birincisi normalde yemediğiniz şeyleri yememeniz lazım. Yani örnek veriyorum e, bağırsaklarınızın alışkını olmadığı bir yemek türü sunumda rahatsız edebilir. Ama evet. hani işin işin en güzel kısmı da şu mesela bazen heyecandan bol bol su içer sahnedekiler. Fakat çok da hareket ettiği için sahnede tuvaletleri gelebilir yani. Düşünsene yani. Evet. Sahnede çiş geliyor. Biraz zor bir şey o gerçekten. Ama işte orada oranın heyecanıyla Onunla başa çıkabiliyorsun yani. Çok teknik bir açıklama olmayacak belki. Tutabiliyorsun ama yani. Peki sunum yapacağımız yeri hmm. önceden görmemiz gerekiyor mu? Şöyle, benim bu konuda taktiğim eskiden farklıydı ama şu an değişti. Sunum yapacağımız yeri eskiden görürdüm. Ve bakardım işte nasıl yapmam gerekiyor, ne yapıyorum falan. Ama benim beynim, düşünce stratejim bir yeri evvelden gördüğü zaman... O yerle alakalı nasıl söyleyeyim? Yani heyecanımı galiba biraz yitiriyorum. O yüzden benim böyle bir şeyle ilk karşılaşmam ve o an başa çıkmam gerekiyor. O yüzden kendime taktik de veririm. Mesela diyelim işte 5 bin kişinin önünde konuşacağım, tamam mı? İşte 5 bin evet. ya da 10 bin kişinin önünde konuşacağım. Şimdi o zaman oraya mesela ben tam saatinde giderim. Normalde herkes 15-20 dakika kala gider ya. Evet. Ben oraya tam saatinde giderim. Neden biliyor musun? Oraya yetişme gibi bir kaygı yaratıp kendimde gerçekten <laughs> konuşma kaygımın önüne geçiyorum. Yani örnek veriyorum, ah oh, trafik sıkışık. Of be deyip kafamı ona takıp tabii geçememe evet. ihtimalim var. Riskli ama ben bunu kullanıyorum. Yani bu risk benim daha iyi sunum yapmamı sağlıyor ve hemen tamam hemen giy okey. Hadi mikrofonlar oldu. Okey. Hangi konudan bahsedeceksin? Zaten <laughs> konu hazır. Hadi başlayalım. Ya benim tarzım biraz daha böyle. Siz heyecanı seviyorsunuz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani umarım bu bir sunum sorusudur. E yani tabii ki. <laughs> sunum sırasında bilinçaltımıza heyecan yapmamamız için, sakin olmamız için ne gibi mesajlar vermemiz gerekiyor? Ya sunum sakin yapılmaz. Sakin yapılan sunum sıkıcıdır ya. Neden sakin sunum yapasınız ki? Yani ben Hayır. şu an karşı tarafımda böyle heyecanlanan, eli ayağı birbirine dolaşan birini çok dikkatle ve özenle dinlerim yani. Her insanda böyle. Ama böyle Siz dinlersiniz Hı. ama o anlatan e. insan tedirgindir. Hani ha şöyle, o şekilde ama... görünmek istemez. Ama bak o işin sarhoşu olman gerektiği zaten. Yani öyle gözükmek istemediği, mesela öyle gözükmek istemez. Nasıl gözükmek istemez mesela? Hadi sen de bu... sizin gibi Aha. seri bir şekilde konuşmak ister, takılmak istemez, yüzüne yansıtmamak ister heyecanını. Peki diyelim yüzüne yansıdı ne olur? Kelimeleri karıştırabilir. Kelimeleri söyleyemez. karıştırırsa ne olur? Yani rezil olma korkusu değil aslında bu oraya ya. çıkacaksak eğer. Ya ya hayır. Sen, bu arada şey yani sen senle birlikte bizi izleyen insanlara bir evet, ön ayak oluyoruz. O yüzden ben Aynen. sana böyle soru cevap yapıyorum yanlış anlama Daha lütfen. Daha iyi oluyor. Problem evet evet yani. lütfen yanlış anlama. Yani e, bak şöyle söyleyeyim heyecan işi kontrol edebilir bir seviyedeyse eyvallah. ama. Mesela şimdi Tayfun abi de yazmış. Gerçekten stres sunumun benzinidir. Çok doğru bir şey. O da çok konuşmalar yapıyor büyük kitlelerde. Evet. Ee, ve çok 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 tecrübeli bir isim. Şimdi e, mesela şunu söyleyeyim sana. Stratejik olarak sunumlardan evvel e, eğer çok fazla heyecanlanıyorsam ben bunu e, o seyirciyle paylaşıyorum. Yani çünkü anlatacağım bilgiler bu konuda Zaten e, sabit olduğu için o bilgileri aktarış şeklimi değiştiriyorum. Yani şöyle düşün. Bu sunuma, eğer bu çalışmaya, bu Instagram yayınına ya ben çok heyecanlıyım ve arada karıştırabilirim. Ne olur kusura bakmayın diye başlasam, sen dersin ki, "Aa evet ya, bak ne kadar güzel yani. Bu adam hoca olmuş ama en azından şey yapıyor, değil mi yani? Hani bir tevazuik yapıyorlar." Açık yapıyor açık dersin. söylüyor. Açık açık söyle. İşte emin ol, seni senden daha fazla yargılayan biri yok sahnede zaten. Aynen. Teşekkür çok ederim. güzel, çok güzeldi bu gerçekten. Evet. Sunum konumuzu belirlerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sunum konusunu belirlerken şuna dikkat etmek lazım. Şimdi ben bu konuda hep kurumlarla kavga ediyorum. Yani anlatamam yani. Neler neler yaşadım. Örnek veriyorum. Sınav kaygısı sunumu yapacağız bir tane okulda. Okul müdürü dedi ki, e, e, hocam dedi bir şey belirle, hmm, isim belirle. Dedim ki. Ay gerçekten ayvayı yediniz mi? <laughs> bir tane de ayva koy ortaya dedim. Ne olur yani ayva koy. Adam dedi ki bizim velilerimiz bunu kaldıramaz, öğrencilerimiz bunu şey yapamaz işte bir, bir kurumsallığımıza şey gelir yani. Aykırı. Öyle bir şey olama, olmamalı yani eğer sen kurumsal takılıyorsan beni çıkarma o zaman anlatabiliyor muyum? Çünkü kurumsallık artık farkındaysan kurumlar insana dönmeye başlıyorlar. İnsanlar kurumlaşmaya başlıyorlar. Markalara bak işte biz yemek sepeti olarak sizlerin sıcacık evinde işte sizlere e, hizmet ediyoruz. Bak bir insan söylemi değil mi? Evet. Ha, ya da işte örnek veriyorum bizim sektörde bir tane e, şeye bak, insana bak. O ne yapıyor? İşte e, verdiğim hizmetler şu şu saatler arasında olup sizlerin kaliteli hayat, yaşam standartlarınıza ulaşmasını sağlayacağım falan. Bak nasıl kurumsal anladın mı? O yüzden evet. dünyada bu işler ters dönmüş durumda. Evet. Bilmiyorum bu arada ben soruna cevap oldum mu? Oldu. Ha, oku Şimdi oku. biz demin anlattık ama bir arkadaş tekrar yazmış. yeni. Konunu, konunu özür dilerim hatırladım. Onu şey yap, konu nasıl konunu seçilir değil ya. Evet. Konu belirlemeye tavsiye olarak şunu söyleyeyim size. Metaforlar çok önemli konu belirlemede. Tamam mı? Ve e, metafor e, kullandığın zaman insanların akılda kalıcılığı e, ortaya çıkıyor. Yani... Ee, bu insanlara kodlama demek. Örnek veriyorum. Sana bir hareket gösteriyorum şimdi. Şu an buradaki herkese aynı hareketi göstereceğim tamam mı? Ve e, hoş geldin Fırat. İnsanlar yazsınlar. Belki komik hale düşebiliriz ama. Mesela korono dediğim zaman aklına ne geliyor? Korono dedim. Ne geldi aklınıza arkadaşlar? Arkadaşlar yazsın benim bir şey gelmedi. Valla gelmedi mi? <laughs> ha, o zaman siz takip etmiyorsunuz. Bak, Ediyorum şu an. Hayır şey için takip etmiyorsunuz diyorum yani sosyal medyada. Mesela bak. Şimdi yeni bir adam çıktı tamam mı? Bak şimdi bak gülmeye başladılar mesela. Ben ha bak sosyal Murat Övünç'ü okay. Biraz Ay, ben onu anladım. Haberlerden zaten. dolayı e, olumsuz şeyler var. Etkilenmemek adına fazla takip etmiyorum. Ha baksana bak bak ark bak herkes ne yazmış? Murat, <laughs> Murat Övünç, Murat Övünç, Murat Övünç, Netflix adamın söylediği şeyler bunlar. Farkında mısın? Sana bir kodlama yaptı herif yani. Ne yaptı? Evet. Ha, şu hareketi yaparak ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama ee, sana bir kodlama yapıyor ve bu kodlamada ne yaşıyorsun sen? O hareketi görünce o adamla kıyaslıyorsun. O adam geliyor aklına. İşte sunumlar da böyle olmaz. Sen ayvayı yedin mi? Eğer sen sahneye bir ayvayla çıkıyorsan, eğer sen sahneye bir ayvayla çıkıyorsan, o zaman insanların orada kalıcılığı anlamında ...koşulluyorsun. Ya da ayvanın sarı rengi diyelim tamam mı? Evet. E, kişi bilinç dışı olarak bu sarı renge bile... ...odaklanabiliyor. Senin söylediklerini hatırlıyor. Seanslarda ben şöyle yapıyorum. Sunumlarda da yapıyorum hatta. <laughs> Mesela... ...ayakkabılara bilgiler kodluyorum. Tamam mı? Evet. İnsanın en çok karşılaştığı şeyler ayakkabılarıdır. Ve evlerine girmez ayakkabılar. Doğru mu? Doğru. Hı. Metaforik anlamda aslında... ...evimize bu kadar çok kullandığımız... Ama evimizin tam içine almadığımız tek şey ayakkabı. Bunun üzerine bir metafor kodlarsan, insanların hepsi bu uyguladığın, kodladığın metaforda ayakkabısını giyerken bile bilinç dışı olarak aklına gelebilirsin. Evet. Tamam mı? <laughs> evet, var mı başka soru? Konu seçerken biraz orijinal olmaya özen gösterin. Yani stres yönetim seviyesini anlatacaksan tabii ki stres yönetim seviyesi başlığı olsun. Ama örnek veriyorum işte Delirecek miyim? İnsanlar bunu daha çok dinlemek istiyorlar. Aynen. Orada istediği, istediğin kadar stres yönetimi anlatabilirsin bu konu altında. Ha ama e, tabii bu içerik anlamında içeriği her zaman insanın ne duyacağını orada yazıyor olman lazım ama başlık olarak e, daha çok e, hani yok ya çok fazla ciddi olmaz dediğim başlıkları seçmek bence benim için daha mantıklı. Evet. Bir arkadaşımız. Pardon. Bir arkadaşımız ses tonu güzel olmuyormuş sunum yaparken. Heyecan etki ediyor herhalde ses tonuna. Bunu nasıl kim, kontrol edebilirim diyor. Kim değerlendirmiş? Sanki böyle o ses sunumunu o ses Türkiye'nin karşısında yapmış gibi. Öyle bir durum yok yani. Kim de Selin diyor mu değerlendiriyor? Yani sesim kötü. Kendini değerlendiriyor. Neye göre kötü yani? Öyle evet. evde, daha evde daha mı iyi? Ya da işte e, ne bileyim arkadaşlarıyla konuşurken daha mı iyi ses tonu? Yani ses tonunu ayarlamak diye bir şey yok ki zaten mesele tam olarak ses tonunu zaten hayatta nasıl kullanıyorsan sunumda da öyle kullanman lazım. Çünkü Son diğer korakası. türlü ya özür dilerim. Bunu Aynen. istersen tamamlayayım. Yani mesela evet. diğer türlü şöyle konuştuğumu düşünsene Yani hani mesela bak yayına giriyoruz. İyi bak şimdi. Merhabalar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı acaba? Falan? Çok komik değil mi dinlenmezsin abi. Yani dinlensen de dalga geçerler. Gerek yok. Evet, orijinal olmamız gerekiyor. Neyse, Or kendi neyse koyuz. Aynen öyle. Herkes olduğunu, evet. yani e, tavşan olarak bir timsaha dönmek istiyor olabilirsin, ama hadi gel biz senin havuçlarını düzeltelim. Peki. Evet. Sunum korkusunu nasıl yenebiliriz? Sunum korkusunu sunum yaparak yenersin. Bir kere sahneye çıktığın zaman da. E, çok önemlidir. Yani insanlara bir şeyi anlattığını, seni ciddiye aldıklarını, onlara ulaşabildiğini gördüğün zaman o zehri alamazsın. Çünkü mesela ben de sunumlarımda şimdi e, belki daha fazla sosyal medyaya atmam gerekiyor sunumlarımı. Ama e, çok fazla şey yapamıyorum. Şimdi ekipmanlarımı da tamamladım, yapacağım. E, asistanlarım da bu konuda yardım edecek bana. E, mesela sunum korkusundan bahsettiğin zaman aklıma şey geliyor benim ben seyirciyi dahil etmek isterim sunuma. Yani mesela küçük belli triklerim vardır. Onları şaşırtacak. Aslında mentalist kıvamında hiç işim olmayan bir şey bu. Sadece işte algıyla alakalı ya da küçük o çocuklara oynatılan oyunları toplumlara uyarlıyorum ve o insanlar "Aa bu herif bizi şaşırtacak." diyor. Ve galiba biraz da nasıl söyleyeyim sana girişken olmaya ihtiyaç var. Çünkü kendini kendini e, ifade ed etmek sunumda ya ben yapamayacağım kusura bakmayın demek bile çok güzel bir ifade şekli kendini orada çok doğru bir ifade etme şekli ve bunu demek için de e, enteresan şekilde bunu deneyimlemiş olmak gerekiyor ve e, zihinsel antrenmanı çok öneriyorum bak zihinsel antrenman e, yani mesela şöyle düşün işte gözlerini kapatıp e, önünde konuştuğunu hayal etme. Mesela biz bunun biz bunun e, şeyini yapıyoruz, çalışmalarını yapıyoruz. Bu zihinsel antrenmanı sporcular da yapıyor, performans antrenmanları bunlar. E de böyle olunca da kişi aslında ikinci kez çıkmış oluyor ilk, ilk çıktığı sunuma. Ya yani silahların varsa sunumla, Aa bak burayı gelecek ve burada of, inanılmaz onları hani alacağım ve onlar inanılmaz anlayacaklar bu durumu diyorsun zaten. O yüzden yavaş yavaş o silahları kullanmaya başlıyorsun. Şimdi sunum yapa yapa öğrenilir dediniz ama şöyle bir şey. ilk sunuma bile çıkamayan arkadaşlar var. O korkuyu nasıl yenecekler? Şöyle ilk sunuma çıkamayan onları kademeli olarak mesela ilk önce arkadaşlarını anlatabilirler. Hı hı. Sonra da bu sunumda en kötü, en kötü ne olabilir bunu anlayabilirler. Tamam mı? En kötü ne olabilir? Bu en kötü ne olabilir kısmı bir yerden sonra şeye dönüyor. Eee Nasıl söyleyeyim sana? Ee, o senaryo hazırlanma sürecine dönüyor ve o senaryo kötü senaryo hazırlanırsın, tamam mı? Kötü senaryo hazırlanırsan da o zaman karşılaştığın zaman panik yapmıyorsun. Ve ilk ilk e, kişilerin sunumlarının uzun sürmemesi gerekiyor. İstedikleri zaman sahneden inebilecekleri kaçış cümlelerine ihtiyaç ihtiyacınız var. Ve bu kaçış cümlelerini de kendinize sunum yaparken e, belirlemeniz çok e, çok büyük bir önem taşıyor yani. Mesela e, örnek veriyorum. Yani ben bu konuda felsefenin çok yararını gördüm. Çünkü bir soru sorulduğu zaman insanlar sana sahnede şu soruyu soruyorlar. Yani iki dakikada e, depresyonda olan işte kaynının e, nasıl tedavi edileceğini soruyor mesela. Yani ama onu orada şey yapamazsın. Evet yani bu e, psikoterapi ile çözülmesi gereken bir süreç falan diyemezsin. Orada toparlaman gerekir. Evet. O yüzden kendine göre yapacağın taktikler. Büyük ihtimalle zaten bunların hepsini kotarıp ilk sunumuna da hazır olmana sebep olacak. Bunun bir eğitimini açacağız zaten yakın zamanda. Sunum eğitimleri, sunum teknikleri. O yüzden ben bundan çok hayatım boyunca çok fazla fayda aldım. Hatta yani kamera karşısında bile kişilerin konuşurken nasıl konuşması gerektiğiyle alakalı kendi çapımda ve hani biraz da bilimsel olarak araştırmalarımla birlikte hani bu konuda iyi hocalarla da çalıştım. Ben de kendi çalıştığım insanlara bunları gösteriyorum. O yüzden zaten size bunları anlatıyorum. Evet. Başka soru var mı? Teşekkür ederiz. Evet. evet. Teşekkür ederim. İyi sunum teknikleri nelerdir? Tamam. Mesela biz ne yaparsak tamam bu sunumu hakkını vermişiz deriz kendimize. Hiç i̇yi bir sunumun özellikleri. Şöyle iyi bir sunumun özelliği sana şundan bahsedeyim. Bob Malley'i tanır mısın? Tanımam. <laughs> tamam. Şu an Şöyle... Tanış oldum. Ne olur Şu tanı an tanıdım. Ne olur tanı. <laughs> Şu yani. an tanıdım. Aynen. Ne olur tanı. Bu şeye benziyor. Freud'u tanıyor musun demeye benziyor. Onu tanırım. İşte. Onu tanımaya Bob Bob, Bob de tanıyın. Neyse, şey için söylüyorum şaka bir yana. Benim de çok tanımadığım insan oluyor. Ee, bir dakika, bu konuya gireyim ama aklımda anlatacağım bir şey daha vardı. Bir dakika. Hı. Peki. Notumu alayım. Evet. Şimdi. Bob Marley'e soruyorlar. Diyorlar ki nasıl bu kadar iyisiniz? Adam da diyor ki benim karşımda isterse 5 kişi olsun, isterse 5 milyon kişi olsun çalarım diyor. Ve bak internetten konserlerini seyrettiğin zaman eski konserlerinde mesela çok kişi gitmiyor olduğu konserlerine adam yani gözlerini kapatıyor ve gitarını alıyor eline. Yani arızaya bağlıyor o an anladın mı? Ve diyor ki yani isterseniz hepiniz gidin çünkü ben bu sahnede eğleniyorum diyor anlattığım icra ettiğim şeyden. İşte o kıvama gelince sen fark etmeden gözlerini bir kaldırıyorsun. Binlerce kişi zaten seni seyrediyor. Çünkü oraya adımını atıyor olman bile e, o insanların e, vay be buraya adımını atmış demesi anlamına geliyor. O yüzden bu bu iş biraz hani şey ya e, anlatmayı sevmekle alakalı. Tabii ki ilk sefer kimse böyle kendinden böyle muhteşem bir performans beklemesin ama toplum reaksiyonu denen bir şey var. O toplum reaksiyonunu e, algılamak, öğrenmek lazım. Yani yaşamak mesela, gerekiyor herhalde. Yaşamak zannedim. ama yaşamadan da ya tabii ki yaşayacaksın. Ama mesela sosyal medya bunun için önemli bir örnek. Sunum yapmak isteyen insanlar açsınlar Instagram hesaplarını. Doğru sunum yapıyorlarsa eğer zaten izleyicileri artıyordur. Evet. Anladın mı? Bu kadar basit evet. aslında. İstiyorsa da kimseye yapmasın yani. Kapalı grup yapsın yani. O yüzden yani mantıkta şu var mesela şimdi ee, mesela dedim ya toplum reaksiyonlarını biliyor olmak lazım sunum yaparken e, eğer e, karşı tarafında oturan seni dinlediğini algıladığını sana katıldığını ya da eleştirse bile yapıcı bir şekilde eleştirebileceğini hissettiğin bir tipe odaklan ve bütün hikayeyi ona anlat sunumda. Bütün hikayeyi. Yani toplu Peki. konuş Mesela takım antrenörleri için de bunu söylüyorum. Yani şöyle düşün. Belli karakterler vardır. Ve o karakterler toplumda bazısı işte ne yapar? İşte dinlemiyormuş gibi yapar ama dinler. Öteki çok dinliyormuş gibi yapar ama aklından akşam evde ne yemek pişireceği geçer. Öteki böyle biraz daha hani sana sorgulayıcı bakıyordur. Tamam mı? Sen seni iyi hissettiren kişiye odaklan o kişiyi seç. O kişiden ona anlatıyormuş gibi devam et. En güzel sunum tekniklerinden biri bu. Ayrıca ben şeyi çok ta e kullanıyorum. Takdir etmeyi çok kullanıyorum. Şimdi seyirciyi dahil etmek çok önemli sunumda. Evet. Tamam mı? E ve neden takdir etmek önemli? İnsanlar şimdi psikologlar sunum yaptığı zaman maalesef e soru sormaya çekiniyorlar. Hep böyle bizde şey vardır işte ben değil bir arkadaşım. Benim, evet. Değil mi? Ya yani benim bir arkadaşımın oğlunda var aslında falan diye soruyor tamam ya. Yani ama ona o o hikayeyi vermek ha, o tutunmaya ihtiyacı olduğu o şeyi vermelisin. Evet. Ben de hep insanlara şunu yaparım. Derim ki mesela, var mı sorusu olan? Kimse parmak kaldırmaz ve şunu derim. Birazdan biriniz parmak kaldıracak ve ondan sonra diğerleriniz ondan büyük ihtimalle görüp teker teker parmak kaldıracaksınız. Çünkü biliyorum. Genellikle böyle olur sunumlarda diyorum. Ve ne yapıyorum biliyor musun? Onları koşulluyorum. Onları koşulladıktan sonra da yaptığım şey şu. Bir tane parmak gelirse o ona söz vermeden evvel onu gösteriyorum ve diyorum ki özgüveni için bir alkış alabilir miyiz? Yani Evet. şey e, şunu yapmaya çalışıyorum. Özgüvenin varsa orada demek ki parmak kaldırmak özgüven demek. Emin ol herkes o sıfatı almak istiyor ve sadece onun için parmak kaldırıp soru soruyor biliyor musun? Cesaret alıyorlar arkadaşından. Cesaret arkadaşından değil aslında benim bunu özgüven meselesi olarak gördüğümü düşünüyorlar. Onları mi analiz yapmayacağımı inanıyorlar, fark ediyorlar ve ondan sonra parmak kaldırmaya başlıyorlar. Sonra zaten salondan çıkamıyoruz yani soru cevaplamaktan. Aynen öyle. O yüzden yayınlar uzuyor. <laughs> o yüzden tebrik ve takdir sunumda en güzel şeylerden biri. Mesela ben e, müzik e, gruplarında davul çaldım üniversite zamanlarımda. Orada bir tane vokalimiz vardı. Ee, ve o vokal bir gün sahneye çıkmıştık. Böyle tecrübe ettim. Şimdi hatırladım anlatayım. Sahneye çıkmıştık. Mesela bir şarkı çalıyorduk tamam mı? Ve kız şey dedi. Ya dedi bugün dedi ölü gibisiniz dedi ya. Bir baktık. Sal böyle herkes sustu. Biz çalmaya devam ettik ama kimse katılmadı. Herkes böyle gülerek şey yaptı falan. Sonrasında şunu tavsiye etti bir tane müzisyen arkadaş. İnsanların çok enerjik olduğuna insanları inandırır mısın dedi. Hani katılmaya istekli olduklarını bildiğini söyler misin dedi. Onu söyledi ve ikinci konserde insanların hepsi Eskişehir'deydi hatırlıyorum. Hepsi öne gelmeye başladılar. Ve ben sunumlarımda bunu çok kullanıyorum mesela. Mesela diyorum ya ne kadar eğlenceli bir topluluksunuz diyorum. Gerçekten eğleniyorum onlarla. O benim sizle işim zor falan diyorum. Sizle çok uğraşacağım galiba diyorum ama büyük ihtimalle kendi evlerinizde car car, car konuşuyorsunuzdur diyorum. Tamam ben bunu söylediğim zaman da hafif böyle bilmiş tavırlarla o zaman şey yapıyorlar. Aa tamam biz kurtulamayacağız bu adamın dilinden diyorlar. O yüzden önemli bir sunum tekniğidir bu da insanları dahil ederken. Kelimenin etkisi. Kelime gerçekten insanları etki ediyor. Olum Aynen ya, öyle. Olumsuz. Bugün çok iyisiniz. Süpersiniz. Katılımlarınız muhteşem. Ee, teşekkür <laughs> ederim. O yüzden... Hani beni zaten sorularınızla destekleyeceğinizi biliyorum. O yüzden interaktif bir şekilde de sunum yapacağım sizle. Eğer ihtiyacınız varsa ya da hemen aklınıza bir şey takılırsa parmak kaldırın ya da hemen atlayın söze. Ben sizi duymaya çalışacağım diyorum. Ve insanlar bu konuda merak etme. Sözünü bölmüyorlar zaten. Ama katılıyorlar yani. Evet devam edelim. Bugün ediyoruz. çok iyisiniz hocam. Ha, sağ Bugün sağ çok iyisiniz. <laughs> Teşekkür <laughs> Hemen ederim. Hemen uygulamaya geçelim. Tercihe tereciye tere satma. <laughs> Evet buyurunuz. <laughs> Sunum başarısını engelleyen e, konuşma tarzları nelerdir? Sunum başarı tek düze konuşma tarzı bir. Kelime dağarcığı iki. Kültürel yapıyı bilmemek üç. Yani siz gidip e, eşcinselliğin işte e, psikopatolojik e, konuyla ilgisinin olup olmadığını ee, ya da işte bu konuda tartışılan kuramlarla alakalı e, kendi fikrinizi savunmaya giderseniz ya da bu bu şekilde bir konu belirlerseniz o zaman size anlamayacaklardır karşı çıkacak karşı çıkmayacaklardır çünkü anlamayacaklardır. O yüzden e, gittiğiniz bölgeye göre e, jargonunuzu ayarlamak ilk baştaki önemli konulardan biri çünkü mesela şöyle düşünün öğrencilerle konuşurken ilk önce psikoloji bölümü öğrencilerle özellikle bölümde neler olduğuyla alakalı işte örnek veriyorum açılan psikolojik Instagram hesaplarıyla alakalı bir konudan girdiğin anla itibaren ader ki bu adam bizi anlıyor ve anla şey devam eder a, gerçekten de anlıyorum onları çünkü eğer yaşlılarla mesela konuşacaksan yaşları biraz daha geçkinlerle. geçen geçen dönemlerde böyle bir şey yaptık proje yaptık hatta yardım projesiydi abi dinle gülümse çok çok güzeldi kısır günü yaptık mesela psikolog Serdar Vatansever'le kısır günü uzman klinik psikolog Serdar Atanser kısır günü. Böyle olunca ne oluyor biliyor musun? İnsan kısır gününe gidiyor. Cazip geliyor. G cazip geliyor ama içerikte ne konuşuyoruz? İçerikte e, be, yani benlik saygısı falan konuşuyoruz yani. Anladın mı? Evet. Çok çok faydalı oldu bu konuda. Ee, durum durum bu yani. Evet. Başka soru var mı? Ben aslında ilk sunumunuzu merak ediyorum. İlk sunuma çıktığınız zaman ki heyecanınızı. Nasıl yendiniz mutlaka ha. arkadaşlar da vardır ilk sunum yapmak <laughs> isteyip de heyecanlananlar ha. onlara i̇lk da sunum. bir tavsiye olmuş olur İlk sunum <laughs> yemek tüm kapıları açıyordu <gülüyor> doğru, <laughs> doğru. kısr olunca Kısır olunca değil mi Aynen öyle. <laughs> öyle, çok çok değerlilerdi gerçekten yani o kadar güzel bir şey ulaştık ki yani belki hayatında e, şiddet gören kadınlar tabii belki hayatında başka bir erkekle tanışmamış, sohbet etme fırsatı bile olmamış insanlarla hani yüzüne bile bakmaya çekinen insanlara bir soru sormak, onları oyuna dahil etmek, o sınırları bozmadan e, koruyarak, onların çekincelerine saygı duyarak onları e, böyle onlara dokunabilmek önemli bir e, şeydi. İyi hissettirdi bana o yani. Neyse. ilk sunumma gelirsek. Ya ilk sunumma hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim. E, ama şunu biliyorum. Yani Sunumlarım sırasında çok zorlandığım yerler oldu. Mesela öğretmenler oldu. Öğretmenler şey sorusu sormuştu bana. İşte sarılmalı mıyız öğrencilerimize? Sarılmamalı mıyız? Ben de orada onun e, yani bu tip bir cevabın verilemeyeceğini söylemiştim. Çünkü e, nasıl söyleyeyim? Yani psikolojideki birçok görüş ya da işte bak çocuk yetiştirmekle alakalı. Bazen velilerle de bunu tartışıyorum. Çocuk yetiştirmekle alakalı olan kısım ...hiçbir zaman doğrusu nedir diye cevaplayamayacağım bir kısım. Yani evet. neden biliyor musun? Çünkü maalesef böyle bir örnek veriyorum ama... ...eğer çocuk evde arada sırada şiddet görüyorsa... ...çocuk şiddetin şiddet görmeyeceği... ...ya da ileride şiddete maruz kalan, kalmamanın yollarını öğrenir... ...bir e, pozisyona zorlanıyor hayatta kalabilmesi için eğer maddi durumu düşük bir ailede ise bu çocuk yemek alabilmek için koşuşturan babanın çaresizliğini görüp onunla birlikte o duygulanımla birlikte belki de kendi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabi bahsettiğim profillerin çoğu kendi hayatında hareket edebilen insanlar ya da buna fırsatı olan insanlar, imkanı olan insanlar. O yüzden çocuk yetiştirme konusunda mesela kaygılı yetiştiriyoruz çocuklarımızı. Abi tamam kaygılı yetiştiriyoruz da e, örnek veriyorum. Şu an ee, bu pandemi döneminden en zararsız çıkan e, patolojik tayfa kimler biliyor musun? Obsesyonlar. Yani evet. obsesif insanlar bu dönemde hasta olmazlar kolay kolay. Al sana obsesyonlar yaradı işe mesela. Anladın mı? Evet. Ee, hani kötüydü? İşte o yüzden burada o denge olduğu için her şey. Hani sana bir bardak iksir veriyorlar. O yüzden bütün böyle karakteristik özelliklerini koyuyorlar. Diyorlar ki bir bardağı ne kadar doldurursan nereye diyor. İstersen full gurur doldur. istersen full kaygı doldur. istersen kaygıdan işte cesareti full yap. Ya da işte ona beş koyduysan ona üç kaldı. O üç olacak o zaman. Yani bir tane dolu bardağın var. O yüzden çocuk yetiştirmekte, o sunum konusunda kendi fikirlerini söylemek bu konuda çok önemli yani. Ve bilmiyorum demek de çok önemli biliyor musun? Bak ben bunu çok geç öğrendim. İlk sunumlarımda yaptığım hatalardan biri şuydu. Ben size bir şey öğretmeye geldim. Hatasıydı ve bu gerçekten terapilerde de çok büyük bir hata yani. Çünkü ben size bir şey öğreteceğim. Eyvallah. Buna aracı olacağım. Bildiğim şeyleri paylaşacağım belki ama ben de sizden bir şey öğreneceğim. Ben bunu hep konuşuyorum yani. Evet. Sizden bir şey öğreneceğim. Ben bunu dediğim zaman seyirci kendini bu konuda aktif hissediyor. Eğer konuştuğumuz şey sunum teknikleri ise. Aynen. Yani. Konuyla alakalı değil ama bir seyircimiz yazmış. Yine bir soru Seyirci... istiyorum. <laughs> sor sor sor. sor. <laughs> takıntılı olmaktan nasıl kurtulabiliriz? Ha bak mesela böyle bir soru geldi. Şimdi bu sorunun cevabı normalde danışmanlık alırsanız evet. kurtulursunuz değil mi? Mesela takıntılı olmaktan nasıl kurtulabiliriz? Ee, i̇nsanın takıntılıyım diye tarif ettiği şey tamam mı? Ee, çok daha farklı bir şey olabilir. İnsanların bizlere şikayet yönelttiği zaman işte bazen ben hiç uyumuyorum der danışanlar mesela. Hiç uyumuyorum lafı sana ne çağrıştırıyor? Kaç saat uyuyordur? Yani en az bir 8 saat yine uyuyordur 8 saat uyuyordur. Mesela bana göre hayır, hayır hiç uyumuyorum diyen bir insan kaç saat uyuyordur? Mesela seyircilerimiz sizler de cevap verebilirsiniz. 3 saat. En az en az 3 saat uyuyordur. 3 saat, okey. Bazen de 6, mesela 8 saat uyumaya alışkın bir insan 6 saat uyuyunca bu aralar hiç uyuyamıyorum diyor. Farkında mısın? Evet. Ha. Aynen. Bak 5 yazmış, 4 yazmışlar. Aynen. Bak herkesin farklı görüyor musun? Herkesin yazdığı evet. şeyler farklı. İşte sebebi ne bunun? Sebebi insanlara anlattığımız şeylerin algılanış biçimleri hep farklı farkındaysa. Evet. O yüzden takıntı meselesi ne biliyor musun? Takıntı Acaba gerçekten bir takıntıdan mı bahsediyor? Yoksa ee, işte depresyondan mı bahsediyor? Veya hayatı kontrol etme isteğinin ondaki yansımalarından mı bahsediyor? O yüzden orada soruyu açmasını isteyebilirsin. Anladın mı? Evet. Yani bak bu ne demek? Ben bu soruya cevap veremiyorum demek aslında. <laughs> ya. İşte, 12 saat diyen de var hocam. E, tabii canım bak onu göreceli tabii ki. <laughs> Aynen. Göreceli. Hı. Ama mesela şika her şikayet kendine özeldir. O yüzden takıntılarından kurtulmanın, takıntının ana mantığında aslında dış dış dünyadaki kontrol edemediğimiz şeyleri kendi iç mekanimizdeki kontrol edebileceğimiz tekrarlı zorlantılar olması. Yani örnek veriyorum ben işte buraya üç kez vurduğum zaman dünyayı daha iyileştirici bir cemi inanıyorsam ya da başıma bir şey gelmeyeceğini düşünüp kendimi savunabiliyorsam e, bu da bir işe yarayan takıntı göstergesidir yani falan filan. Neyse evet sunuma gelelim. Sunuma gelelim. Yani sunum sunum konusunda var mı sorun? İstersen senin merak ettiğin bir şey var mı? Ben ee, merak ettiklerimi sordum aslında. Nasıl biri aradı sanırım. Anlaştık yayınımız. <laughs> Yooa gitmedim geliyor ben şarjıma baktım. şarjım biraz şey bugün bu, geliyor geliyor benim geliyor mu? Evet geliyor net. Okay. Nitro, ben Anlaştık ben. tamam o zaman tamam. Yani sunumun ana mantığı dediğim gibi benim hani bu şu an anlattığım şeyler benim kendi sunumlarımda kullandığım şeyler. Mesela yani bazı insanlar hani ben durum sunumunu seviyorum ama bazı insanlar da sunum tekniklerinde işte ne bileyim Twitter'dan gördüğü bir hikayeyi kendi hikayesiymiş gibi de anlatabilir. Anladın mı? Çünkü artık evet. yani bütün e, hani komiklik şakalar yapan insanlara bak bütün şeyini izle tamam mı? Mesela seninle birlikte oturalım bu bütün YouTube'dan izleyelim komikli şakalı şeyleri. işte sahnede bir şeyler anlatanları. Sana hepsini bütün cümlesi cümlesine kadar Postuna tarihine kadar koyarım o postları yan yana. Adamın teki ne yapıyor? İstediği kadar mesela şöyle, mesela psikoloji sektöründe ne yapıyor? Açıyor tweetleri, komik psikoloji sayfalarını takip ediyor. Tak 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 bitiyor işte. Yani sana sunum. Anladın mı? Yani evet. herkesin bir taktiği var. Yani sen kalkıp orada gülmenle ilgileniyorsun. Orada bu adam bunu çaldı ya." demiyorsun yani. Aynen. Evet. Sizin anlatacaklarınız var mı peki? Benim sorularım bu kadardı. Vallahi ben ne anlatayım daha ben 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 <laughs> daha olsun? kurudum. Kurudum. Ee, kendime bir çay kahve yapacağım. Sizi beni davet peki ettiğiniz hocam. için çok teşekkür ederim bu arada. Biz teşekkür ederiz. Hocalarıma gerçekten. da çok teşekkür ederim. Bu sene bu şey olmasaydı Avrupa'daki <laughs> üniversitelerimizi gezip böyle bir eğitim vermeyi planlıyordum. Planlarım arasında da var İnşallah. aslında. İnşallah. İlk sırada Vizyon Üniversitesi olsun <gülüyor> lütfen. <laughs> Bekleriz. Sa sağ, sağ, sağ ol. Evet evet hocamla da tanışmak istiyorum. Ee, güzel Enşallah. bir giriş, güzel bir giriş yaptı. Ee, sunum konusunda tabii ki vereceğim bilgilerde bugünlük bu kadar olsun. Tamam mı? Kendine tabii çok hocam. çok iyi bak. Sağ ol. Sağ memnun oldum. Evet. Evet. Üsküp Hasan Hocam Üsküp. Üsküp. Atalarımız Üsküp'ten. Ee, Arslan soyadımız. Çağant soyadımız vatansever tabii ki. Üsküplü olduğum da kimse bilmiyor herhalde. Yani, Onun oradan geldi. Tayfun abi çok sağ ol dinlediğin için. Ee, TRT'de programım olacak mı? Valla bilmiyorum. Ya yani birçok birçok canlı yayın teklifleri geliyor ama ben gidemiyorum. Ee, yani şeyden bağlanmalı daha doğrusu teklifler de geliyor. Bazen görüşmelerinden dolayı da yapamıyorum. Ama bu canlı yayınlara da devam edeceğim. İstiyorsan şey yapabilirsin. yayını kaydedebilirsin insanlar için. Tamam mı? Şunu Evet şunu söyleyeyim hocam. köfte Hı. ısmarlayabiliriz diyor Hasan hocamız. <laughs> Bilginiz olsun bekliyoruz yani. O hocam ben börek açmayı öğrendim. Şey yaparız. Ben size börekle geliyorum. Tamam mı? Teşekkür <laughs> ederim hocam. <laughs> Hadi çok kendine sağ olun. Çok, çok çok iyi bak kendine vizyon Teşekkür üniversitesine de selamlar. Hadi bay bay. Aleyküm selam sağ olun. Yayınımızı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.